Instagram yayınımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Biraz sonra Serdar Sarıdağ bizlerle birlikte olacak ve Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Serdar Sarıdağ da geldi, hoş geldin. Efendim, hoş bulduk, selamlar. Selamlar, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Serdar Sarıdağ. Evet. Şimdi konuşacak bayağı bir konumuz var. Var var. Evet. Şimdi öncelikle şununla başlayalım. Konyaspor karşılaşması önemli bir karşılaşma olacak dedik. Neden? Çünkü şimdi biraz sonuçlar beraberlikle devam ettiği için açıkçası taraftar pek memnun değil henüz. Yeni hocadan ve yeni hocanın oynattığı oyunda. Bir öncelikle onu konuşalım, beraberlikleri, sonra yeni transferleri değerlendirelim. Şimdi taraftar hocanın oynattığı oyundan niye memnun değil? Taraftar şunu istiyor. Beşiktaş işte saldırsın. Evet. Adı üzerinde Kara Kartal o isim nereden geliyor? Saldırdığı için bir maçta. O yüzden öyle bir isim takıldı tarihinde. Beşiktaş taraftarı da böyle bir Kara Kartal görmek istiyor. Elbette doğru. Fakat Santos Hoca ya bir doktor gözüyle bakalım. Hoca geldi. Hastayı tedavi etti. Ve dedi ki, bunun Pendik maçında çok net gördü. Bu takım dedi, defansif anlamda ciddi zaafları var ve çok basit gol yiyor. Goller yiyor. Çok basit. Bakın, yani amatör takımların yapabileceği hataları yapıyor. Evet. Benim önce buna bir çözüm bulmam gerekli dedi. Bunu dedi yani. Bunu ben yorumlamıyorum. Zaten o yüzden oyun anlayışında biraz değişiklik oldu. Zaten o yüzden bir stoper daha alındı. Zaten o yüzden Musrati gibi bir oyuncu daha alındı. Evet. Farkındaysanız Beşiktaş'ın ileri bölgesindeki oyuncuları da biraz daha geriye yaslanmış durumda. Geçenlerde bir teknik direktörle sohbet ettiğimde dedi ki, Beşiktaş dedi komple dedi geriye yaslanıyor. Hücum yapması gerekirken sadece ileri üçlü diyebileceğimiz, daha doğrusu dört diyebileceğimiz yapı dedi. Adeta uzayan bir kol gibi gidip geliyor diyor. Arkasındaki şey duruyor. Çünkü bu gol yemeği eğer bir şekilde minimuma düşürürse ben golü bir şekilde bulurum diye düşünüyor hoca. İşte Muçi transferi bundan dolayı yapıldı. Golü bir şekilde bulurum diye. Ve Abubakar'ın dönüşü. Beklerde tabii bazı sıkıntıları oluyor mutlaka. Masuaku'nun dönüşü. Bu anlamda hocanın ofansif oyun oynatma anlamında elini daha da güçlendirecektir. Ama bir kez daha söylüyorum. Önce gol yememek. Bakın yok 4 tane atarım, 3 tane yerim önemli değil demek yanlış futbolda. Çünkü gol yeme alışkanlığınız olursa işiniz hep sıkıntıya gider. Şampiyonluk yarışında hep riskli maçlar oynarsınız. Bundan sonraki süreç için söylüyorum. Bence Santos Hoca korkak bir hoca falan değil. Santos Hoca işi bilen. Lucescu'da hatırlarsanız defansı orta sahayı geride tutardı. Çünkü baktı ki kadroya. Bunu da bana o dönem Zago, futbol oynayan Zago söyledi. O kadro yapısına göre bir taktik belirledi. Başka da gitmez. Üçlü savunma anlayışı, beklerin ileri çıkma anlayışı ve Beşiktaş'ın Lucescu dönemindeki şampiyonluğuna bir bakın istatistiklere. Attığı gol sayısının ne kadar az olduğunu göreceksiniz. Evet, evet. Evet. Hep genellikle 1-0, 2-0 vesaire hatırlıyorum ben de karşılaşmaları. Şimdi peki, önce defansı düzenlemesi gerekiyor. Önce savunmayı düzenlemesi gerekiyor dedik hocanın. Ondan sonra zaten işte taraftarın görmek istediği, o senin de dediğin gibi hani saldıran bir kara kartalı görme ihtimali var diyelim. Şimdi tabii zaten bu arada kendi kurmadığı bir kadroya geldi hocaya da biraz müsaade etmek gerekiyor. Ya Allah aşkına yani Nergis hoca. Tamam Santos gitsin o zaman. Ha. Evet. Ya böyle bir tarihte alınmak ister misin ya? Bir sezonda kaç tane hoca gönderirsin? Bunlardan biri Şenol Güneş, diğeri Santos. Evet. Tabii biraz. Ya biri Türkiye'de tanınan bir hoca, diğeri dünyada tanınan hoca. Bir, yani bir bekletsin. Herkes bir sabır göstersin. Yani ben bunu bu yönetim işte destekleyin anlamda söylemiyorum. Ben sadece futbolda sabrın
ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sabır sabır, bu işler böyle bir Evet. gecede olmuyor. Evet. Tabii ki. Yani yeni nesil hep böyle short videoları seyrediyor, böyle kaydırıyorlar yukarıya. Futbol böyle bir şey değil. Futbol hemen canı sıkıldı kaydırır falan diye bir şey yok. Orada bekleyeceksin. Beklemek istemiyorsan hocam, o zaman futbol seyretmeyeceksin. Evet. Peki, şimdi dün basın açık bir idman vardı aynı zamanda. Al-Musrati'nin basın toplantısı vardı. Şimdi ben gördüğüm kadar aldığımız bilgileri de söyleyeyim. Gezal salonda çalışıyordu. Salih katılamamıştı ama kadroda olacağı söylendi. Şu anda Masuaku'nun da dönüşüyle birlikte yeni transferlerinde katılmasıyla birlikte kadro tekrar güçlendi. Özellikle Muci ve Al-Nusrati hakkında neler düşünüyorsun? Neler söylersin? Bu iki oyuncu güzel transferler oldu bence. Şimdi tabii çok iyi transferler, onu söyleyeyim. Evet. Parası eleştirildi biraz. İşte neden 11 milyon. falan hiç bu kadar ödendi diye, bu paraları daha iyiler alınırdı falan diye. Ben şöyle söylüyorum. Beşiktaş transfer yapmadı. Organ nakli yaptı. Yani Beşiktaş transferde yaraları saracak dediler bana. Hayır dedim, organ nakli. Organ bekliyor Beşiktaş. Beşiktaş'ta dalak gitti, karaciğer gitti, kalp gitti, mide gitti. Yani organ nakli bekliyor Beşiktaş. İki organ geldi. İşte önemli organlar bunlar. Biri Muçi, biri Musrati. İngiliz stoper var ise yönetimin beğendiği bir isim. İlk maçta da beğendi. Eğer iyi giderse, hoca da iyi rapor verirse onu da alacaklar yaz transfer döneminde. Dolayısıyla bu isimler, bu mevkiler acil mevkiler tabii. Evet. Çünkü ortada bir takım yok. Evet. Yani içeriden söylenen bana bu. Ortada bir takım yok. Ve biz eğer devre arasında bırakalım, sezon sonu bırakalım deseydik makas açılırdı. Şimdi biz bir dahaki sezonun takımını kuruyoruz. Bizim bir dahaki sezon hedefimiz şampiyonluk dediler bana. Yüzden bunun ilk adımlarını attık. Bazı oyuncularla yollara ayırdık. Sezon sonunda da bazı oyuncularla yollara ayıracağız. Yeni oyuncular gelecek. Ama şunu gene bana içeriden söylediler. Yaz transfer döneminde nasıl bir transfer dönemi olacak? Yaz transfer döneminin yanında devre arası transfer dönemi fragman kalır dediler. Güzel. Asıl benim yazın. Yani şu Tabii. an gördüklerim bu işin fragmanı, tanıtımı yazın. Çünkü bizim rakiplerimizle aramızdaki makas bu kadar açık olmamalı dediler. Tabii. Aslında bence üç büyükler bir araya gelse, Trabzon'da dahi dört büyükler diyelim. Ortak bir transfer stratejisi belirlenir ama herkes çılgınlar gibi para harcıyor. Şimdi onlar öyle yaparken Beşiktaş'ta bu paraları harcamak zorunda diyorlar. Asıl Evet, tabii. transferler yazın. Yani yazın kaleciden tut, santrafora kadar bütün mevkiler, sağ bek, sol bek, orta saha, stoper, kanatlar hepsinden hep her mevki için oyuncu bakılıyor. Anladım. Zaten senin de dediğin gibi şimdi ara transfer döneminde çok kolay değil zaten Evet. transfer gerçekleştirmek. Bir de nitekim zaten yani hani bilmiyorum. Şu anda çok hani şampiyonlukla haşır neşir olmadığı için Beşiktaş hani çok da böyle pahalı ya da ne bileyim çok uber isimler almak doğru olmazdı belki. Yalnız Al-Nusrati ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün Braga maçını izledim. Braga Karabağ'la biliyorsun karşı karşıya geldi. Takımın bütün omurgası bozulmuş yani Al-Nusrati gittikten sonra hiç 11 milyon boşa gitti demeyin o yüzden. Bazı yorumlar görüyorum çünkü. Musrati bence çok fazla katkısı olacak Beşiktaş'a. Musrati için verilen para bence boşa gitmedi. İyi bir Evet. oyuncu. Sakatlık olmasın, sağlıklı olsun yeter. Ben şunu söyleyeyim. Serdar Saatçi tarafından o kanattan gelen bilgiyi paylaşıyorum. Bu haberler çıkınca, Beşiktaş ile anlaştığı haberleri çıkınca takım içerisinde
bir şaşkınlık yaşanmış. Hmm. Başkan nasıl bıraktı diye. Evet. Yani şimdi burada Beşiktaş, bakın Galatasaray transferlerini belli bir menajerlik yapısıyla yapıyor. Hı. Onlar da anlaşmış. Sen benden futbolcu götür, bana futbolcu getir, benden para kazan ama iyi isimler getir. Şimdi Beşiktaş da böyle bir yol çiziyor. Oturuyor, anlaşıyorlar. Menajerlerle konuşuyorlar. Beşiktaş'a katkı sağlarsa Beşiktaş'a sana katkı sağlar diye. O yüzden işler biraz kolay çözülüyor. Yani burada menajerler çok eleştiriliyor ama menajerlere de düşmanlık yapılmıyor. Kazan kazan formülü uygulanıyor. Sonuçta bu işler böyledir. Doğru bir strateji belirlersen eğer transferde bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi Samet Aybaba Kopenhag Manchester City maçını seyretti değil Evet. mi? Herkes diyor ki Kopenhag'dan hangi futbolcu izledi acaba falan. Bana da dediler ki niye Kopenhag'a bakıyorsun? City'de de belki futbolcu var. Beşiktaş'la ilgilendi. Ha, Manchester'daki oyuncu izlemeye gerek yok derler ya. Evet. Olsun, yine de gidip seyrediliriz. Sahada bakılır, çıplak gözle izlenilir. Orada belki bağlantılar var, kuruldu. Bilmiyoruz. Belki de hedef saptırılıyor. Sabah ben Samet Hoca'yla konuştum da söylemeyeceğim şimdi. Sonra Evet, sana. belki de hedef saptırılıyor. Çünkü Samet Hoca nereye gittiğinde herkes oraya baktığında başka yerden başka bir şey çıkıyor. Evet. Zaten transfer döneminde öyle oldu. Evet. Musa ile ilgili bu arada şimdi çok doğru bir yere parmak bastın. Hani başkan nasıl göndermiş diye. Dün zaten kendisi de açıkladı. Geçen yaz döneminde sanırım Fenerbahçe'nin bir ilgisi varmış, işte bazı görüşmeler gerçekleşmiş, başkan bırakmamış o dönem. Evet. Zaten şey dedim, hani başkan müsaade etti gitmeme gibilerinden bir cümle kurdu. Peki şimdi gidecekleri konuşacağız. Şimdi bazı iddialar var ama oraya gelmeden önce bundan sonra son, yani daha doğrusu iç saha maçlarında son idmanların Tüpraş Stadyumunda gerçekleşeceği, yani Santos'un böyle bir karar aldığı söylendi. Bugün de idman, bugündü herhalde, yanlış hatırlamıyorum. Şeyde gerçekleşecek. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Yani bu arada şeyde belirtelim, hani basına veya halka açık değil. Sadece takım idmanını orada yapacak. Şimdi bence hocanın isteği oyuncuların motive olması, zemine alışkın olması bunlardan dolayı. Şimdi hatta şöyle bir şey de yapılabilir. Derbilerin olduğu hafta maçtan önceki idman olmaz tabii. Çünkü maçtan önceki idman taktik idmanı. Derbilerin olduğu hafta bir tane idmanı taraflara Evet. açabilirsiniz. Evet. Havaya sokar çünkü. Deplasmanlardaki maçlarda da maçtan bir gün önce son antrenmanı o rakibin sahasında yapmayı da planlıyor bu arada Santos Hoca. Her yiğidin kendi yoğurt yiyişi vardır. Şimdi Santos Hoca'nın da tarzı böyledir. Mustafa Denizli'nin de değişik tarzları vardır. Fatih Terim'in de vardır. Bunlar, bu tür şeyler tabii ki oyuncuları monotonluktan çıkartır. Kesinlikle. Oyuncuları daha da böyle motive edebilir, zemine alıştırabilir. Bence olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Santos Hoca artık bir futbol kütüphanesi gibi bir hoca. Dolayısıyla bir bildiği vardır, bir planı vardır. Değişiklik iyidir. Taraftara Peki bu arada, da açık olursa bazı idmanlar Tüpraş stadında çok daha iyi olur. evet. Bu arada Muş'a ve Van'a çok çok selamlar. Selamlar. Bizleri izliyorlarmış. Teşekkür ediyoruz hepinize. Selam söylemişler orada. Şimdi gelelim. Yolların ayrılması planlanan, yani daha doğrusu Santos'un, Ayhan abi yazmış burada. Ayhan Torsun bizi Kapalı Çarşı'ya bekliyormuş. Geleceğiz mutlaka. Mutlaka. Geleceğiz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Şimdi Santos'un gözünden düşen ya da işte benim planıma uygun değil, oyun planıma uygun değil dediği bazı oyuncular varmış. Önümüzdeki sezon yolların ayrılması özellikle planlanan ve bunlardan aslında bizim için en önemli isimler, İsviçre'ye de selamlar. Bizim için en önemli isimler efendim, Cenk ve Salih. Şimdi
Cenk çok uzun yıllar biliyorsun bazı fedakarlıklar yaparak Beşiktaş'a gelmiş bir oyuncu ancak sanırım herhalde işte artık Santos'un oyun anlayışına mı uymuyor yoksa belki maddi anlamda mı bir problemler var tam olarak bilmiyorum. Ama başta hani Cenk ve Salih ile alakalı yol ayrımında olacağı söyleniyor Beşiktaş'ın. Diğer isimler de Gezal, Umut Meraş ve Emrecan Uzunhan. Bu konuyla alakalı biz Cenk ve Salih üzerinden bir konuşalım seninle. Var mıdır? Zaten sözleşmeleri de hatırladığım kadarıyla yenilenmemişti. Yani şimdi ben Cenk de Salih'e maddiyat konusunda hiçbir şey diyemem. Ve artık özellikle Cenk'i işte çok para işte parada anlaşamadı Cenk falan dediği zaman ne diyorsun? Allah Allah Beşiktaş'ın kaptanı. Ya sen Evet. nasıl olur parada anlaşamazsın diye diyorlar değil mi? Durum öyle değil. Cenk Türk lirası oluyor. Bugün Cenk'in enflasyon karşısında düşen kazancı 3 senedir bir iyileştirme zaten yapılmadı. O böyle kadroda forma şansı bulamayan tek tük yabancılar olur ya, Evet. onlar bile fazla kazanıyor. Çünkü onlar döviz oluyor. Geçiyor onları. Dolayısıyla bu TL'lerde yönetimlerin enflasyona göre güncelleme yapması lazım. Şimdi adamların parası eridi gitti onlara göre tabii ki. Evet. Dolayısıyla hani burada bir yapılandırma, bir şey istemek hakları tabii ki. Yani takımın en az maaş alan futbolcuları haline geldiler bir anda. Neredeyse. O parasal Evet. sorun değil. Yani o parayla ilgili konuşulan durum aslında bu. Aslında bu. Burada biraz bu yönetimin ben konuyu dikkate alacağını düşünüyorum. Çünkü yayıncı kuruluş ihalesinde bile dolar mı TL mi tartışması var. Evet. Haklı şimdi kulüpler. Sen nasıl ki döviz istiyorsan yayın ihalesinden kendi yerli oyuncuna da para verirken o kuru hesaplayacaksın. Peki Serdar Sırdar, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Yani haftalardır Cenk Tosun'a ki ben lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben çok da severim Cenk'i. Cenk Tosun'dan çok fazla fayda alamıyor Beşiktaş. Şimdi fayda alamadığın bir oyuncuyla oyuncuya daha doğrusu zam yaptıktan sonra mı ya da parasını iyileştirdikten sonra mı faydasını göreceksin? Hayır, hiç ilgisi yok. Ben Cenk'in parayla bağlantılı bir motivasyon içerisinde olduğunu O düşünüyorum zaman sahada. performansı düştü diyebiliriz senin Performans için. Cenk'le de ilgili değil. Orada tek sıkıntı takımın performansı. Yani takım kötü oynuyor deniliyor. Sadece Cenk'le ilgili değil bu. Muleka'nın attığı golde o asisti kim yaptı savunma arkasına? Cenk'in gollere bakın, bir de Cenk'e bakın. Nasıl çıkış noktalarına bir bakın. Oyunu tek bir kişi üzerinden okumayacaksınız. Bir golü tek bir kişi üzerine atan üzerine okursanız sınıfta kalırsınız. Evet. Her zaman o kombinasyona bakacaksınız. Ama Aboubakar olsaydı Cenk çok daha farklı olurdu. Tabii o ikili başka. Semih de çok daha farklı olurdu. Aboubakar. Yani isim olarak söylemiyorum. Senin içeride bir tane pivot santraforun olsa Aboubakar gibi sayısı geniş. Herkes için katkı sağlar bu durum. O içerideki stoperler Aboubakar'ı mı tutayım, Cenk'i mi tutayım, Semih'i mi tutayım der. Anladım. Onun en önemli eksiklik iyi bir santrafor performansı. Pivot santrafor performansı. Yanıltmasın, Cenk'in durumu parasal bir durum değil. O haberler çok çıkar. Şimdi Santos'a dediler ki ya adama Yunanistan'dan teklif geldi, kovulmak istiyor. Ya yeni geldi adam buraya. Niye kovmak istesin? Adam buraya gelmeden önce Yunanistan'dan teklif geldi. Buraya gelmeden önce Beşiktaş'a. Bir de Olympiakos'tan teklif geldi. Ve hatta Yunanistan Futbol Federasyonu dedi ki hem Yunanistan'ı hem de Olympiakos'u aynı anda çalıştırabilirsin dedi. Buna rağmen kabul etmedi geldi buraya. İki maaşı reddetti. Evet. Öyle düşünün bir de. Dolayısıyla yani bu tür dedikodular sağlam temele dayanan dedikodular değil. Peki, o zaman başka kim demiştik bu Salih. arada? Ben Ben Salih Salih ve Cenk ve var, evet. sözleşme imzalanır diye düşünüyorum. Seneye işte 11 yabancı oynatılma durumu olabilir ama
Bir o kadar da artık 14 yabancı sayısı 12'ye düşüyor. Bir o kadar da 12 tane elinde ilk 11 oynayabildiği kalitede Türk futbolcu olması lazım. Cenk de Salih de kaliteli oyuncular. Onlarla mutlaka devam ederler diye düşünüyorum ben. Evet. Peki. Şimdi Ama Gezal'la devam ederler mi emin değilim. evet tabii bu isimlerin arasında Umut Meraş da yer alıyor. Şimdi bir izleyenimiz de yazmış. Bir de Evet. Emrecan Uzunhan var. Emrecan'la yollar ayrılıyor diye haberler çıkıyor. O yerli kadrosunda bir güncelleme yapılacak. Beşiktaş'ın ilk 11 seviyesinde yerlilere sahip olması lazım. Bakın Fenerbahçe'nin Türk futbolcularına. Bakın Galatasaray'ın Türk futbolcularına. Orada da çıtanın yüksek olması lazım. O nedenle hem yurt içinde hem yurt dışında Türk futbolcular aranıyor, taranıyor. Radara takılanlar da var. Yani bir alt ligden Türk futbolcu gelirse şaşırmayın. Çünkü Şifo Mehmetler de, Burak Yılmazlar da, Zeki Önatlılar da bir alt ligden geldi. Evet. Önemli olan keşfedebilmek. Samet Aybaba bu konuda iyi bir uzman. Yerli Evet. oyuncu keşfetme konusunda Türkiye'nin en ilerinden biri. Tabii ki aynen öyle. Peki şimdi önümüzde Konyaspor karşılaşması var. Şeyi sormak istiyorum sana şimdi. Abubakar artık döndü. Dün de gördük. Şeyde idmanda gayet iyi çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Şimdi nereye bakıyorsun demişler. Bunun yanında bilgisayar var. Bilgisayara bakıyorum. Bursa'ya selamlar. Şimdi Abubakar'ın dönüşü ne kadar nasıl bir dönüş olacak sence? Ne dersin bu konuda? Artık bir fırtına gibi dönsün bir zahmet. Ama bence o da yeni bir sayfa açıyor kariyerinde. Çünkü sezon sonuna kadar olan süreç onun için çok Evet. önemli. Onun hedefi yaz transfer döneminde iyi bir kontrat alıp iyi bir takıma gitmek. Olmasa da Beşiktaş'ta devam eder. Aboubakar iyi oynasın Beşiktaş onunla devam eder. Onda bir sıkıntı yok. Bence geri dönüşü iyi olacak diye düşünüyorum. Geri dönüşü iyi olacak. Eğer Abubakar beklediğimiz Abubakar gibi bir dönüş sergilerse Beşiktaş işte hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem ligde daha da yukarıya çıkar. Oyun anlayışında da değişiklikler olur. Tabii. Çünkü Abubakar'ın var olduğu bir kadro başka. Tabii ki. Onun olmadığı kadro yapılanması başka. Evet. Bir de Konyaspor'la alakalı sorayım sana. Yani Konyaspor karşılaşması ile ilgili. Şimdi biz gene o defansif oyunumu seyredeceğiz. Yoksa artık bir tık daha yeni transferlerle ve sakatların dönüşüyle birlikte daha hızlı, daha ileride oynanan bir oyun görebilecek miyiz Konyaspor karşılaşmasında? Beşiktaş yine savunma tedbirini bırakmaz. Ama erken bir gol bulursa ondan sonrası biraz şova dönüşebilir. Fakat futbolda Konya biliyorsunuz geçen sene de Beşiktaş'a sıkıntı çıkardı ve ligi 3. bitirdi Beşiktaş. Yani burada önemli olan pozisyon vermemek. Gerçekten pozisyon verdiğinizde toparlaması kolay olmuyor. Çünkü takımda aynı zamanda kondisyon sorunu da var. Yani Evet. Santos Hoca bunu bildiği için, takımın gücünü bildiği için o gücü de 90 dakikaya yaymaya çalışıyor. Ben ama Santos'un taraftara iyi bir futbol izlettireceğini düşünüyorum. Keyifli bir maç olur. Evet, bakalım nasıl olacak. Biz de bekliyoruz zaten. Sonrasında bizim yine yayınlarımız olacak diyelim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Konuştuk zaten her şeyi ama Evet. varsa senin de dinleyebiliriz. Yabancı kaleci de bakılıyor, yerli kaleci de bakılıyor. Santrafor da bakılıyor. Yani söylüyorum. Yaz transfer döneminde kafasındaki bazı listedeki bazı isimleri alabilirlerse devre arası transferi fragman gibi kalır. Kaleci yani şey az kaleci mi bakılıyor yoksa yedeğe mi? Tabii canım birinci kaleci olabilecek şekilde yani Mert Günok da birinci kaleci, bir tane daha birinci kaleci alır. Ersin de birinci kaleci. Aralarındaki rekabet Beşiktaş'a yarar. Peki. Peki çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum. Sevgili Serdar Sarı, daha ağzına sağlık. Senin de ağzına Konya sağlık. maçından sonra zaten yine yayınımız olur mutlaka. Teşekkürler, hoşça kal. Evet efendim, yayınımızı yaptık. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri aktardı sevgili Serdar Sarıdağ bize. Hem takımdan ayrılacak isimler var mı diye konuştuk, hem de biliyorsunuz Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayla ilgili de bazı notlar aktardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum efendim. Hoşça kalın. Thank you.